Şimdi maksus yol beyinçiler diyen masallar mavzusuna dair bu ideyi test masallarını görüp çıkarmız. Adasla bana masaladan başlayalım. X, Y, Z solları, bana bu aralıktan alınan kandaydır sollar, bana bu tindemeni kanatlandırır. O halde 3 Y taksım 2 X koşu 5 Z'ni topayım. Bu masaları içeceğimiz. Bana bir de etibar verelim. Bir de cüft dereceler katlaşıyordu. Cüft dereceli ildizler, kvadrat ildiz, 4. dereceli ildiz, 6. dereceli ildiz. Şu sebeple bu koşuluçlar manfi emas. Bu ham manfi emas, bu ham manfi emas. Lekin yig'indisi nolga teng bo'lyapti. U holda ularning har biri nolga teng bo'lishi kerak. Bu ham nolga teng bo'lishi kerak, bu ham nolga teng bo'lishi kerak. Bu ifoda ham nolga teng bo'lishi kerak. Va birinchi ifoda, birinchi ildiz nolga teng ekanidan ildiz ostidagi ifoda nolga teng ekani kelib chiqadi. Ya'ni 2 minus tangens x minus katangens x teng 0 ekani kelib chiqadi. Mana bu ildiz nolga teng ekanidan sinus y minus 1 teng 0 ekani kelib chiqadi. Va mana bu ifoda nolga teng ekanligidan kosinus 2 z teng 0 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib biz quyidagi sistemani hosil qildik. Va birinchi tenglamani ko'raylik. Masalan, tangens va katangenslarni o'ng tomonga o'tkazib tangens x qo'shib katangens x teng 2 tenglamani hosil qilamiz. Va biz bu yerda quyidagi tengsizlikdan foydalanamiz. Har qanday manfiy bo'lmagan a va b sonlar uchun mana bu tengsizlik o'rinli. A katta yoki teng b. A katta yoki teng 0, b katta yoki teng 0. O qachon tenglik bajariladi? Bu yerda tenglik faqat a teng b bo'lgan holdagina bajariladi. Mana shu holdagina bu yig'indi mana bu o'ng tomonda ifodaga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana bu tenglikni ko'raylik. Chap tomonning eng kichik qiymati 2 ga teng. Ya'ni agar a ning o'rnida tangens turibdi, b ning o'rnida katangens x, xo'p, 2 ga teng bo'lganligi sababli bular har biri manfiy emas. Masalan, bittasi manfiy bo'lsa, ikkinchisi ham manfiy bo'ladi. Bu holda bu ifoda manfiy chiqadi. Demak, bu musbat songa teng bo'layotganligi sababli har ikkalasi musbat. Ikkita musbat sonning yig'indisi 2 ga teng bo'lyapti. Buni mana bu tengsizlikni qo'llasak chap tomonga 2 ildiz ostida tangens x ko'paytiruv katangens x ifodani hosil qilamiz. Tangens bilan katangensni ko'paytmasi 1 ga teng, demak bu 2 ga teng ekan. Demak mana bu ifodaning eng kichik qiymati 2 ga teng ekan. Bu yerda tenglik bajarilyapti. Qachon bu ifoda mana bu 2 ga teng bo'ladi? Yuqorida aytib o'tdik, tenglik bajarilishi uchun a b ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni tangens x katangens x ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni katangens x tangens x ga teng bo'lishi kerak. Buni o'rniga tangensni qo'yib, biz chap tomonda 2 tangens x teng 2 tenglamani hosil qilamiz. Bundan tangens x teng 1 ekan kelib chiqadi. Va mana bu oralig'da x ning qaysi qiymatida tangens x 1 ga teng bo'ladi? X teng pi taqsim 4 ta. Bitta qiymati bor xolos. Shunday qilib biz x ni topdik. Endi y va z larni mana bu tenglamalardan topamiz. Mana bu tenglamadan sinus y teng 1 ekani kelib chiqadi. Qachon sinus y 1 ga teng bu oralig'da? Y teng pi taqsim 2. Y ni ham topdik. Mana bu tenglikdan bu yerda kosinus z 2 z minus 1. Minus 1 teng 0. Mana bu tenglikdan kosinus 2 z teng 1 ekani kelib chiqadi. Qachon kosinus 1 ga teng? Mana bu oralig'da. Buncha 2 z 0 ga teng bo'lishi kerak. Z teng 0. Demak x, y, z larni topdik mana. X, y, z qiymatlarini topdik. Endi mana bu ifodaning qiymatini topa olamiz. O'rniga kelib qo'yamiz. 3 ko'paytiruv pi taqsim 2 taqsim 2 ko'paytiruv pi taqsim 4 plus 5 ko'paytiruv 0 teng. Ifodani hisoblaymiz. Va mana bu 0 bo'lib ketadi. 0 5 ko'paytiruv 0 qisqarib ketsa bu yerda 2 qoladi. Pi taqsim 2 pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2 qisqarsa
3 qaladı. Demek, bana bir ifadənin qiyməti 3 getirirken, cevap 3. Yine nabattaki misallar gibi tanımız. Bak, kereler bana bir iki tane elemanı birbirine koşaydık. Sistemanın neç değişimi var diye soruya cevap veririz. Tenemelerini koşarız birbirine. O halde 2y ten x kvadrat koşu 7x koşu 3x 10x 11 koşu 15 26. Ben tenemelerini hasar kıldık. Y kvadrat ham var. Koşu y kvadrat. 2y'ni o'ng tomonga o'tkazamiz va hosil bo'lgan ifodani quyidagicha yozamiz. X kvadrat qo'shib 10x qo'shib 25 yozaylik. 26 ni 25 ni bu yerga yozaylik. Chunki shunda mana bu ifoda x plus 5 ning kvadrati bo'ladi. Va plus qolganlarini yozamiz. Y kvadrat minus 2y plus 26'ını, 25'ini bir yerga yazdık, birini bir yerga yazamız. Teng mi? Mana bu ifoda y minus 1'nin kvadratı. Teng mi? Demek iki de ifadanın yığındısı 0'ga teng bo'lyapti. Her biri manfi emas. O halde x plus 5 teng 0 bo'lishi kerak. Y minus 1 teng 0 bo'lishi kerak. Birinchi tenglamadan x teng minus 5 ekanini, ikinci denglemeden y teng 1 ekanini hosil qilamiz. X ve y'larni topdik. Bu yechim bo'lishga nomzod. Yechim bo'ladimi yoki yo'qmi? Buni tekshirib ko'ramiz. Birinchi denglamaga olib borib qo'yadik. Chap tomonda 1 teng 25 minus 35 plus 11. Hop, 1 ni o'tkazsak bu yerda 10 35 doğru denleme o bacarlı yaptı. İkincisi denlemeye var koyduk. 1 teng 1 minus 15 plus 15. Demek bu denleme ham bacarlı yaptı. Demek bana bu sallar iki kere denlemen ham kanatlantarı yaptı. Demek bu yeçim. Bu cüftlik bitti yeçim kısablanadı. Şu sebeple cevap sisteme bitti yeçim giye. Cevap bitti. Navbatdagi misolga o'tamiz. Hop, bu yerda kvadrat, har birida kvadrat bor. Yig'indisi 0 ga teng. Demak, manfi bo'lmagan ifodalarning yig'indisi 0 ga teng bo'lyapti. U holda ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Yani modul x1 minus 1 teng 0, modul x2 minus 2 teng 0, va hokazo modul xn minus n teng 0, va hokazo. Demek biz bana cheksiz ko'p tenglamalarni hosil qilyapmiz. Va birinchi tenglamadan birini o'ng tomonga o'tkazamiz. Modul x1 teng 1, ikkinchisidan modul x2 teng 2 ekanini hosil qilamiz. Va hokazo mana bu tenglikdan modul xn teng n ekanini hosil qilamiz va hokazo. U holda mana bu tenglamadan birinchi tenglamadan tenglikdan x1 yoki 1 ga teng yoki minus 1 ga teng. İkinci tenglikdan x2 yoki 2 ga teng yoki minus 2 ga teng. Va hokazo. Bu tenglikdan xn teng yoki n ga teng yoki minus n ga teng. Va hokazo. Demek bana bir yerden tanılıp biz arifmetik progresiyanın hasıl kılışımız gerek. Masaların şartıya göre xn arifmetik progresiya. Demek bana bu tenliğini kanatlandırmak için neşte arifmetik progresiya bu arada soruya cevap verişimiz gerek. Bir de. Arifmetik progresiya eninci hadı forması kuyudaki şeydi. X1 koşu n minus 1 köpaytırı d. D arifmetik progresiyanın ayırması. Agar d musbat bo'lsa, u holda arifmetik progressiya o'suvchi bo'ladi. Agar d manfiy bo'lsa, arifmetik progressiya kamayuvchi bo'ladi. D 0 ga teng bo'lishi mumkin emas, chunki bu yerda mana bu shartlar qanoatlantiryapti. 1, 2 va hokazo. Agar 0 ga teng bo'lsa, hamma hada
bir xil bo'lib qoladi. Ha bu yerda bir xil emas. Xo'p, demak, yo o'suvchi yoki kamayuvchi bo'lish kerak ekan. Xo'p, o'suvchi. O'suvchi qanday progressiya tanlash mumkin? Bu yerdan 1 2 3 va hokazo n va hokazo. Mana bu birinchi arifmetik progressiya. İkincisi kamayuvchi qilib quyidagi progressiyani olishimiz mumkin. Minus 1, minus 2, minus 3, va hokazo, minus n, va hokazo. A tekshirib ko'rish mumkin, boshqacha tanlaydigan bo'lsak, o'suvchi yoki kamayuvchi progressiya hosil bo'lmaydi. Masalan, birinchisidan minus 1 ni, ikkinchisidan 2 ni, keyingisidan, masalan, 3 yoki minus 3. İhtiyoriy qilib tanlaydigan bo'lsak, boshqa har qanday tanlaganimizda ham progressiya hosil bo'lmaydi. Shunday qilib, demak, bu yerda bu misolda xn arifmetik progressiya bo'lsa, mana bu tenglikni qanoatlantiradigan bunday progressiyalar faqat 2 ta va mana bular.